Bebişlerim, 3. vloğa hoş geldiniz. Sanki içerisi karardı gibi. Hemen ışık açalım. Aras kuzu okuldan geldi. Saat 3'ü geçiyor ama 4 olmamıştır henüz diye düşünüyorum. Beslenme kutularını hemen çıkardım. Onları makineye atacağım. Burada ıspanağım vardı. Ispanak ve közlenmiş patlıcan yoğurtlu vardı. Onu atıştırdık Aras'la beraber. Aras dışarı çıktı, bisiklet sürecekmiş. Yusuf henüz gelmedi. Burada mercimek çorbam var. Akşamı bitireceğiz. Şimdi ara ara güneş çıkıyor. Ara ara geri bulut geliyor. Hayırlısı olsun. Hiç önemli değil. Şimdi kelimesini ağzımdan çıkarmak istiyorum. Unutmak istiyorum. Aras'ın çantasından beslenme kutularını çıkarırken ödevini de hemen çıkardım. Ve ödevini çıkarmışken de kalem kutusunu şöyle bir kurcaladım. Baktım neyi var neyi yok. Neye ihtiyacı var. Bu arada öğretmeni okuması için hafta sonuna tabi herkesi dağıttığı gibi Aras'a da önermiş öğretmen. Her cuma kitap gönderiyoruz. Pazartesi özetiyle beraber anlatıyorlar. İade ediyorlar kitaplarını. Neyse tek elle açamayacağım ama açtım galiba. Silgileri vardı. Silgi ilaveten koymadım. Şu uçlu kaleminin ucu bitmişti. Uç takviyesi yaptım 07. Geçen haftalarda almıştık bunu Aras'a. İstiyordu bayağıdır. Kullanabilir mi kullanamaz mı derken aldım. Gayet güzel kullanıyor. Ve bir şey söyleyeyim mi? Atıksız en azından. Şu kalemlerin bir sürü kalem tıraşı açıyorlar, ediyorlar. Bir sürü çöp şeyi falan oluyor. Sıkıntısı oluyor. Hiç gerek yok. Printi yoktu. Print koydum. Yapıştırıcı. Bantı yoktu. Bant koydum. Makası vardı. Artık şey yapıyorlar. Bazen etkinlik falan yapıyorlar. Geçen Nasrettin Hoca'nın sakalını yaparken falan böyle print, makas falan lazım oluyor. Ben bu arada makasını, ben aslında okulun ilk haftasında Aras'ın bütün eşyalarına, kalemine kadar, kalemliğine kadar, mesela şuraya da Yusuf şey etiketi yapıştırmıştım ya da evet yapıştırmıştım galiba. Ya da yapıştırmadım da şunu mu sadece taktım anlaşılsın diye, kaybolmasın diye. Neyse işte eşyalarını isimlendirdim. Bu da üzerinde etiketi gene kalmış şükür Allah'a. Normalde kalemlerinden falan hepsi çıkıyor günlük kullandığı için. Onun dışında her neredeyse renk boya kalemlerinden birer tane koydum. Bunların uçları açılacak. Kalem tıraşı var mı diye kontrol ettim. Kalem tıraşı vardı. O yüzden ekstradan kalem tıraşı koymadım. Bunlar çarpım tablosu kartları zaten. Cetveli var bir tane. Eksik olanlardan koydum. Ondan sonra yedek kalemlerden koydum. Kırmızı kalem koydum. Yazarken başlıkları falan kırmızı kalem kullanıyorlar diye şöyle. Yani öyle. Bu işi atlattım. Ondan sonra karnımızı doyurduk. Buzdolabımı açtım. Şöyle bir boşalttım. Sildim. Meyve gözünü bir yerleştirdim. Baktım neyim var neyim yok. Ondan sonracığıma bolca nar, domates. Bu pancarları yarın haşlayacağım. Lahanam var. Bu hafta hemen böyle kafamda bir menü beliriverdi. Kapuska yemeği bir gün yaparım diye düşündüm. Bugün belki salatayla şey yaparım. Ama salata nereden çıktı? Börek yapmak istiyorum ya, patatesli börek. Onunla beraber salata yaparım diye düşündüm. Maden sularımı sakladım. Yalan yok, son iki tane kalmış. Çünkü burada bir tane meyvelisi var. Yani ben sade maden suyunu seviyorum. Meyveliyle hiç aram yok. Benimkiler de can sıkıntısından, şimdi biliyorsunuz eve şey de almıyoruz. Asitli içecekler de almayınca benimkilere dadanıyorlar. O yüzden bazen midem için iyi oluyor diye böyle sakladım. Yalan yok dediğim gibi. Kutularımı boşalttım. Katlarını sildim. Şuraya Aras'ın muzlarını ve birkaç tane limon atıverdim. Şunlar zaten sabitti. Bir tane fazladan kutum boşaldı. Şu. Onu temizledim. Geri yerine koydum. Üzümler poşetteydi. Üzümleri çıkardım. Yıkamadım. Ben bu arada meyveleri yiyeceğimiz zaman yıkıyorum. Çünkü çabuk bozuluyor. Burada son bir hurmam kalmıştı. Hurmayla narları da bir meyve tabağına koydum. Bu katı da boşalttım. Sildim. Üst tarafı bir gözden geçirdim. Neyim var neyim yok diye. Ve şurada iki tane böyle, biri ince uzun olacak. Şuradaki biber. Şöyle biri de bu, öne aldım ki görünsün, yemeklerle çıkarayım. Biz seviyoruz acıyı. Ayrıca dün de mesela yemek yerken şu şili biberinden 3 tane çıkardım. Acı bilmiyorum ya, faydalı mı faydasız, mutlaka ki Rabbim yaratmışsa bir faydası vardır ama biz seviyoruz yani, karı koca yiyoruz. Aras çok tabii ki şili biberi yiyecek kadar değil ama yemeklerde böyle karabiber acı oldu mu sorun değil, yer. Onun dışında şerbetimi çıkardım. Yarım litre şerbetim varmış. Burada mercimek çorbam var. Bunu akşama börekle ısıtırım, yeriz. Yufkamı çıkardım. 1 kilo yufka var burada tazecik. Onun dışında sebze bölümünü kurcalarken, şimdi bugün günlerden cuma.
Çarşamba günü alışveriş yaptık ve ıspanak zaten çok taze çıkmamıştı. 1 kilo ıspanak aldım. Dün yarı kilo yarım ıspanak işte ıspanak yemeği yaptım. Bu kalanı da şimdi temizleyeceğim. Görüyor musunuz? Bozulmaya başlamış bile 2 gün oldu alalı. Bunları hemen difrizden şey yapacağım. Difrizlik doğrayıp difrize atacağım. Aynı şekilde dereotu ve maydanozu da difriz için hazırlayacağım. Yıkayacağım güzelce. Bunları ince ince kıyacağım. Bunlar difrize gidiyor. Difriz hazırlığı yapacağız beraber. Burada roka mı? Yok, tere. Roka. Yok, tere bu galiba. Roka geçen hafta almıştık. Bu hafta tere aldık. İkisinden birer birer niye aldırmadı onu bilmiyorum. Yusuf dedi ki hayır ille tere al ikisine dedi. Tereleri ikisini de el yıkamayacağım tabii. Sadece bunu yıkayacağım. Bir tabağa koyacağım. Yanına limon dilimleyeceğim. Böreğin yanında yensin. Yeşillik bolca vitamindir, yensin. Şu tabaklar bulaşık makinesine yerleşecek. Bunlar doğranacak, yıkanacak, difrize gidecek. Şunlar ayarlanacak ve kestaneyi çıkardım. Çarşamba günden beridir kayınpederime söz verdik. Yapacağız, yapacağız. Bunu bu arada kayınpederim aldı, gönderdi. 150 liraya almış, 1 kilo var burada. 125'lik de vardı da diyor kızım diyor. Çok küçüktü diyor, işe yaramazdı diyor. Şimdi ama şöyle bir durum var ki kestanenin önce bir haşlanma süreci varmış. Kayınpederim öyle dedi. Bilmiyorum, internetten bakacağım. Ben sadece üzerine çizik atıp sobada alt üst çevirmeyi biliyorum. Ya da fırına itebiliyorsun aynı zamanda tepside. Buna bir bakacağım. Eğer gerçekten haşlamalık ya da ne bileyim öyle bir ön hazırlık bir şey varsa daha iyi şişsin ve hani ne bileyim daha hızlı pişsin diye herhalde. Öyle olursa da ona göre yapacağım. Bunu gözün önüne özellikle çıkardım. Bu akşam bunu artık yapalım. Ayıp oldu adama. Bugün cuma, 2 gündür yapacağız, yapacağız. Yapamadık. Bunu da yeşilliklerden kalan çöpleri biriktiririm. Atıklarımı atarım diye şey yaptım. Sobam hazır. Sizinle yapacağımız işlemler bunlar. Şimdi bolca sulu işlem başlıyor. Bolca yıkama, yıkama, yıkama. Ondan sonra doğrarız. Difrize şunları atacağız. Yemelik belki maydanoz biraz ayırsam mı? Taze maydanoz güzel oluyor. Bakarım duruma göre. Haydi bakalım, bismillah diyelim. Bugün de gene enerji doluyuz. Üçüncü vlog. Şaşırıyorum kendimi, güzel. Her zaman çekemiyorum çünkü. Şimdi önce şu saçları bir toplayalım. Siz şimdi dediğinizi duyar gibiyim. Mutfakta saç olur mu? Olmaz. Olmazsa olmaz, sarı bez yani gerçekten. Şimdi suyu çok açmıyoruz. Ön yıkama yapalım şu sucukları. Bugün muz falan koymuştum arası. Başka karışık tost. Kaşarım yoktu çünkü geçen haftalarda. Bu hafta karışık kaşarı alınca karışık tost yaptım. Belki böreğin bir yufkasını ayırır. Pazar gecesine arası için beslenmesine değişiklik olsun diye. Börek tarzı bir şey de hazırlayabilirim. Şimdi geçenlerde hızlı simit tarifi yapmıştım. Normalde Aras için böyle değişik poğaçalar falan yapmak istiyorum ama o gün o tarifi yaptım. Herkes beğendi. Kayınvalidem falan çok beğenmiş. Kardeşim de beğendi. 10 üzerinden 8,5 verdi hatta. Ama ben beğenmedim. O yüzden de poğaçayla ilgili hevesim kırıldı açıkçası. Hevesim kırılınca da bir daha yapmak istemedim. Ama aslında bu poğaça tarifleriyle bir an önce barışıp değişik değişik arasın beslenmesi için poğaçalar yapmam gerekiyor. Şimdi şu tasımızı bir çıkaralım. Bugün yetişirse revani tatlısı da yapacağız sizinle beraber. Şerbetim onun için çıkarmıştım bu arada. Orayı kaçırdım değil mi? Söylemedim size ihtimal. Şimdi bolca suyun içerisine atacağım. Bunlar bekleye dursun. Biz o esnada patatesli börek içi için harcımızı hazırlamaya başlayacağız sizinle. Patateslerimizi soyalım, soğanımızı soyalım. Rendeden geçirelim. Bunlar böyle biraz suda beklesin. Beklesin. Bunların işi çok uzun değil. Acil de değil. Geçen ben patates tazelerinden aldım ya. Bunlar da ıslak olduğu için açıkçası böyle terleme yapıyor ve endişeleniyorum. Korkuyorum. Eğer çabuk nemlenir de
çabuk nemlenirse, ıslak olursa patates çabuk çürür. Ondan dolayı evde sıcak ya, böyle tazecik de aslında, yeni topraktan çıkma patatesti, ama dediğim gibi biraz gözüm korktu. O yüzden direkt bu ıslak patatesten çıkarıyorum. Böyle bol bol olsun. Burada geçen haftadan aldığım patates var ama bu kuru patates. Çok güzel bir patates. Haşlamalık da aynı zamanda. İki başta soğan çok mu olur? Yok, güzel olur. Yumuşacık olur. İki başta soğan çıkardık. Yani bu patatesi bu hafta bolca patates yemekleri yapıp bitirmem lazım ki, dediğim gibi küflenme müflenme olursa çok tiksinirim açıkçası. Harcımızda ne olacak? Karabiber, pul biber, patates, soğan. İçi güzel, baksanıza tazecik. Yeni zaten topraktan çıkmış. O kadar belli ki. Bu arada şeye şaşırıyorum. Neden mesela pazarda patatesin fiyatı pahalı da marketlerde ucuz? Arada 3-4 lira fark ediyor. Belki şehirdekiler geçen senenin patatesleri lezzetsiz de olabilir. Bunlar taze olduğu için de olabilir. Bilmiyorum. Şimdi ben bu kısımları hemen halledeceğim, rendeleyeceğim. Ondan sonra gene açacağım kamerayı. İşte patatesi rendeliyorum. Soğanı doğrayacağım. Rendelersem suyu çıkıyor çünkü. Karabiber, pul biber, tuz. Birazcık sıvı zeytinyağı, sıvı yağ yok zaten, kullanmıyorum. Ve 1 kilo yufkam var tazecik. Bunu tepsi böreği yapacağım. Sara sara, gül gibi. Hepsini göstereceğim size. Önce şu aşamaları halledelim, hazırlığımızı yapalım. Ve işte şimdi patatesli harcımı hazırladım. Yufkalarımı hemen keseyim. Gül şeklinde saracağım için yufkaları ikiye bölmem gerekiyor. Tepsimi yağladım, yanıma aldım. Fırınımı açtım, ısıtıyorum. 180 olur, 200 olur. Kendi fırınınızın durumuna göre ayarlarsınız. Şöyle. Tamam mı? Böyle ben birazcık acılı yaptım. Bol toz acı biber, toz kırmızı acı biber koydum. Karabiber suyunu hemen salıyor. Ondan dolayı üstten alacağım ki şöyle kol böreği yapar gibi ya da gül böreği gibi de düşünebilirsiniz. Yalnız patatesi dağıtın ki bir yerde toplu kalıp pişmemezlik etmesin. Gerçi patatesler gayet ince oldu rendeden geçirdiğimiz için. Mümkün değildi pişmemesi. 40 dakika kadar, 50 dakika, 40 dakika pişireceğiz. Çok pratik, lezzetli. Bunun biz aynı zamanda el açması hamurundan şey de yapıyoruz kızlar. Mantısını buharda pişiriyoruz. Böyle birer porsiyon, birer porsiyon da yapabilirsiniz. Kol böreği gibi bu şekilde sarıp gidebilirsiniz. Ben porsiyon porsiyon keserken içindeki patates dağılmasın diye bu şekilde tercih ediyorum. Zeytinyağı da koydum bu arada. Üzeri içinde biraz süt, bir tane yumurta, zeytinyağı, başka o kadar. Çırpıp üzerine dökeceğim. İnşallah bir tepsi yeterli olur. Yetmezse mecbur küçük borcamımı da devamlı yapacağım. Yanına da çay, salata, turşu. Oh mis. Durum bu yani. Göstermek istedim. Telefonu şarja takmam lazım. Bir yandan da yükleme yapmaya çalışıyorum. Hafıza sorunu var çünkü. Onları yükleyip size uzun uzun videoları çekebilmem için hafıza. Ah ah, nedir bu telefondan çektiğim. Suyunu bayağı saldı. Çok da önemli değil. Sulu da olsun. Zaten fırına gireceği için o fırın benim fanlı ve zaten kurutuyor hamuru. İçi de böyle yumuşacık kalır. Siz bunu uzun uzun da yapabilirsiniz. Sıralı sıralı.
Aras da sever patatesli böreği. Geçen hafta Ay'a bendeyken kahvaltıya şeye gittik ya, Migros'a. Bir tane şeyli patatesli incecik sarılmış. Bir de ben oranın böreğini hiç sevmiyorum. Yaz boyu Yusuf alırdı. Yusuf seviyor oranın böreğini. Böyle milföy gibi çıtır çıtır oluyor ama ben, tövbe yarabbim, Allah çok etsin, sevmiyorum. Çok donuk geliyor ağzıma. Tanesi 18 lira mıydı neydi, yanlış hatırlamıyorsam. Şurada yufka alıyorsunuz 1 kilo 60-70 liraya. Ya masrafınız en fazla olsun olsun patatesle beraber 100 lira. Ama içerisinden kaç tane börek çıkıyor size. Doyurucu bile, mis gibi. İçine ne olduğunu biliyorsunuz. Şimdi bu şekilde tepsiye dolduracağım. Dediğim gibi üzerine yumurta, zeytinyağı, süt ya da yoğurt da yapabilirsiniz. Çırpıp üzerine döküp fırına iteceğim. Size hemen şarja uçuruyorum. Şarjınız yok. Harç da yetmeyecek herhalde ya. Neyse, tepsi de olsun da önemli olan. Gerçi biraz harcı azaltabilirim. Yani. Evet. Azar azar da koyabiliriz. Peynirlisini de yapabilirsiniz. Kıymalısını da yapabilirsiniz. Ispanaklısını da yapabilirsiniz. Of, ıspanaklısı da güzel olur. Şimdi bebişlerim, sobayı tutuşturdum. Benim işlerimi yemin ederim anca bitti. Ellerimi daha yeni sudan çıkardım. Lavabomu toparladım. Bulaşık makinemi çalıştırdım. Oh, yeşillikleri temizledim, doğradım. Bu ıspanağım. Burada maydanozum var. Burada dereotum var. Böreğimi de pişirdim. Parmağımı da kestim yeşillikleri doğrarken. Bismillah. Böreğim de şahane oldu. Bıraktım ki içinde yumuşakça kalsın. Hemen çıkarmayayım fırını. Ben bir üzerime hırka giyeyim. Gideyim şu Aras kuzuya bir bakayım. Yeşillik yıkadım, koydum. Biraz maydanoz, biraz da şeyden. Roka'dan. Ev ısınsın. Şu güneşlikleri bir çekelim. Bir de Yusuf'u arayayım. Ne yaptı, ne etti, ne zaman gelecek. Aras'la atıştırdığımız için çok açlık hissetmiyorum. Ama Aras bisiklet sürecek. Çocuk sesleri geliyor ama. Yine de endişelendim. Ben işe daldım. Bir yelek geçireyim üstüme. Gidelim. Şu arasın güneşliğini çekeyim. Bir saat hava kararır artık. Bulaşık makinesinde çaydanlığım var. Çaydanlık da yıkansın. Makine durduktan sonra çay suyu da koyayım. Sonuna gelip şu kestaneleri tarifine bakıp kestaneleri yapacağım. Normalde benim bildiğim sobanın üzerine diziliyor ama kayınpederim bir haşlamalı tarif de olabileceğini söyledi. Belki bir önce suda haşlayıp sonuna mı? Yani bakacağım ona göre. Önce bir ama Aras'a gidelim. Üzerimize bir hırka alalım. Buranın güneşliklerini de çekeyim. Artık akşam oldu. Giriyorum, çıkıyorum. Pencerelerimi de bugün sildim. İçime de sindi çok şükür. Güzel oldu. Ay. Arası nihayet uzun uğraşlar sonucu ta aşağıdaki mahallede buldum. Neyse, girdi duşa. Şimdi kestanelerin çoğu zaten çatlamış. Çizik atmaya gerek yok. Önce 15 dakika suda bekletiliyor. Sonra da soba ya da tava üzerinde, yani sobada ya da ocakta ya da fırında, nasıl istiyorsak şey oluyor. Soba ısısıyla ya da fırın ısısıyla kızarıyor. Bu çizik attığım ve suyunu aldığı yerlerden şişecek. Böyle ham kalmayacak, en azından midemizde rahatsız etmeyecek. Tarifi buldum. Bunun 3 tane 4 tane farklı pişirme tekniği var bu arada. Şu küflenmişi atmayayım. Tadını bozmasın.
Fırında oluyor, soba üzerinde oluyor. Suda haşlanıyor, fırında oluyor. Yani yeter ki kestaneniz olsun, her türlü pişirirsiniz anlayacağınız. Bunun çoğu zaten şey olduğu için, ağızları açık olduğu için şöyle görüyor musunuz? Çatlak çatlak. Oradan zaten kabuk patlayıp açılacaktır, suyunu da alacaktır. Banyo soğuktu, arası duşa soktum. Ondan dolayı şey, çok da güzel değilmiş o kestaneler ya, yazık. Bu kadar para vermiş, çoğu şey küflü. Usta kardeşim tıraş ediyormuş, aradım ne yaptın diye. Kayınvalidemle kayınpederim böreğini indirdim. Görümcem ayaklanmış. Yine suyu açmış bu soğukta. Sonra da diyor ki oram ağrıyor, buram ağrıyor. Ah ah Çiğdem. Kapısının önünü yıkıyordu. Bu şeyde soğukta hava kararıyor. Kızıyorum ben, diyorum canının kıymetini bil. Geçen de işte böyle bahçeyi mahçeyi temizledi, sonra hastalandı. Ne yapıyorsun anneciğim? Bunları güzelce suya atıp, haşlamak değil ama bekleteceğim sadece suda. Sonra suyunu süzüp borcam tepsime ya da işte fırına sığacak tepsime atıp şey yapacağım. Sobamı fırına atacağım ya da altın üstü pişireceğim sobanın üstünde. Tamam, börek hazır. Ne olduk? Revani kaldı. Revaniyi yapamadım. Yetiştiremedim. Yoruldum zaten. Bugün bir sürü iş yaptım. Mutfağın penceresini bile sildim. Dolabımızı temizledik. Şerbetimizi geri kaldıralım. Şerbetimiz dursun. Şerbete bir şey olmaz. Tuzlu su gibi. Salata yapacağım sadece yemeğe yakın, Yusuf gelince. Çorbayı ısıtacağım. Ev sıcak. Makine çalışıyor. Makine boşalınca makineyi de boşaltırım. Öyle. Free'ye çıktık. Şükür. Ana kestaneleri unuttum. Vallahi çay koyacaktım. Sobaya bakınca aklıma geldi. İnşallah yanmamıştır. Eyvah. Bismillahirrahmanirrahim. Ay iyi bari. Nasıl olmuş bir bakalım. Kızarmış vallahi baya baya. Oh maşallah. Nigoş yapardı olmaz mı? Birazcık fazla yananlar. Şu taraf şeydi, sobaya yakın olan taraf. Neyse, kestane tamam. Benim kocacığım gelmedi. Saat 8'e geliyor. İki kere aradım. Dedi ki bebeğim müşterim var. Ben de oturdum. Biraz kitap okudum. Biraz haberleri dinledim. Biraz bakım yaptım. Kaş, bıyık, manikür, pedikür setim bu benim. Şey, kutum. Oraya atıveriyorum. Yağ çözücüyle bulaşık makinemi boşalttım ve filtrem yağlanmıştı. Onu çıkardım. Yağ çözücüyle yıkadım. Oluşumun kutularını, beslenme kutularını çıkardım, elimde yıkadım. Şunları da elimde yıkadım. Şunları şeye kullanacağım. Börekleri çıkarırken ben yedim. Aras yedi, ikişer tane börek yedik. Biraz yeşillik yedim, çay demledim, çay içtim. Hatta bir bardak daha alacağım, mis gibi. Ama ısınmış. Soban varsa el bezi olmadan hiçbir iş yapmıyorsun. Tamam mı? Zaten mutfakta kullanıyoruz da, o ayrı bir şey. Ondan sonra bebişlerim. Oh, ne diyeceğim size? Hafıza sorunu yaşıyorum. Onu diyecektim. Doğru. Şimdi bugün 3 tane video çektim ya size. 3. videodayım daha doğrusu. İlk videolar birazcık 20 dakikaya 2 tanesi geçtiği için 3.'ye geçemedim. Bir sürü uğraştım. Şimdi yüklemem lazım ki yükledikten sonra o videoları sileyim, size yeniden video yükleyeyim. İnşallah bugüne hedefliyorum yüklemeye videolarımı. Montajlarımı hemen oturacağım şimdi. Oy 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 oy. Kapatayım seni bir. Bugün güneş enerjisinde sıcak su vardı. Ben de gündüzden yıkandım. Aras akşam geldi, yıkandı. Yusuf'a da tabii ki sobanın üzerine güğüm mü diyorlar buna? Güğüm. Güğüme su koydum. Aras, tabağa kestane dolduracağım. Babaannenlere götürür müsün? Deden kaç gündür istiyordu. Doyunca böyle oluyorum.
Kutularımın nasıl parladığını görebiliyor musunuz oradan? Bugün mutfak dolaplarımla bir pencerelerimi açık yaşıyorum. Aslında her günde öyle biriken işlerimi azar azar yapmaya zaten çalışıyorum. İşte çekmece içlerini düzeltiyorum. Oralar çok böyle karmaşık ve uzun sürdüğü için videoya çekmiyorum açıkçası. Gardırop düzeni. Baz altından bir şey çıkarılacaksa falan. Geçen erzak dolabımı falan beraber yaptık. Yani oh, vallahi kış dedin mi ya da zaman dedin mi göz açıp kapayıncaya geçiyor. Bir iki aya kadar artık bizim de bilmiyorum ki hayırlısı tabii ki gene de şu anda dükkanla ilgili bir gelişme yok. Dükkan sahibini göremedim ne kadardır. Normalde bizim şimdi söz verdiği gibi Ekim sonunda anahtarı verecekti. Biz de tadilatımıza başlayacaktık ama tadilat zaten böyle inanın 3-4 günü geçmez. Çok fazla bir işimiz yok. Ama o dedik 2 ay falan öncesinden vereyim size tadilatınızı yapın malınızı falan alın. Hayırlısı gene de geç olsun güç olmasın. Kesin olur mu olmaz mı onu da bilmiyorum açıkçası ve geçenlerde bir canlı yayın yapmıştım. İzleyenler olmuştur mutlaka ve konudan haberdar olanlar da vardır. Şimdi ben bu sene mesela çalışmayı düşünmüyordum. Anneme de yardım etmeyecektim. Evde kalırım, YouTube'umu geliştiririm, YouTube'um için bir yerlere gideriz diye düşünüyordum. Ve gelin görün ki böyle bir fırsat oldu. Yusuf dedi ki bu yan tarafı sana kiralayacağım, kirasını ben ödeyeceğim. Sana destek olacağım. Sen de kendi ayaklarının üzerinde iş yerin olsun istiyorum dedi. Genciz çalışalım beraber araba falan alalım falan dedi. Öyle beni bir gaza getirdi ama benim istediğim bir şey değildi açıkçası. Benim bu seneki hedefim bu yaz en azından diyeyim. Bu sene bu yaz bu kış hedefim evde oturmaktı. Aras'la ilgilenmekti. Geçen yaz çok yoruldum. Hem mental hem fiziki olarak biliyorsunuz. Yani o yüzden de bu benim çok böyle hevesle istediğim bir iş olmadı. İş benim istediğim bir iş. Hayalimdeki iş, butik işi ama bu sene için planlamıyordum. Çok böyle aman aman isteyerek de şey yapmadım bu sene tutulacak yer için. O yüzden de belki de hep hayırlısı dedim. Olumlu da olsa, olumsuz da olsa her şeyin hayırlısını diliyorum. Böyle açıkçası yalan yok. Aramızda kalsın. Bu dükkan sahibimiz arayıp da gelin hani dükkanın anahtarını vereyim ya da gelin el sıkışalım. El sıkışmayı yaptı daha önce Yusuf'la da. Demediği zaman bir tık sanki böyle rahatlıyor gibiyim. İnşallah belki de hayırlısı olur. Daha iyi bir müşteri bulur. Daha iyi bir kira ya daha iyi bir kiracı bizden iyi bilmiyorum da bizden çok memnun. Bizimle çalışmak istiyor. Bize kiraya vermek istiyor dükkanı ama. Ve hatta biz orayı kiralayalım diye elinden gelen bütün şeyleri de indirimleri de şeyleri de yaptı ama. Bilmiyorum yani. Hayırlısı. Olur da bu iş bu sene olmazsa inanın hiç gram üzülecek değilim. Hatta içimden bile sevinirim derim ki Rabbim teşekkür ederim bu sene zaten evde kalmak istiyordum. Ha olursa da yine üzülmem asla üzülmem. Sadece dinlenmek istiyordum bu yaz böyle evimde olayım YouTube'uma daha ağırlık vereyim. Olursa da olur olmasa da olur benim için hiç fark etmez öyle söyleyeyim. Neyse konu buradan nereye niye geldi onu da bilmiyorum. Yanaklarım alal oldu. Ben şimdi biraz kitabımı okumaya devam edeyim. Çayımı içeyim. Sizleri seviyorum. Yarın sabah bu çenemin ve bu enerjimin devamını inşallah yarına saklayalım. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.